Zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tamer Yiğit'in son durumu ne? En doğru haberleri sizlere ulaştırmayı ilke edinen Show TV, zor gününde usta aktör Tamer Yiğit'in yanındaydı. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Tamer Yiğit'in son durumunu öğrenmek üzere arkadaşımız Ayhan Oral, Yeşilçam'ın efsane oyuncusunu hastanede ziyaret etti. Birkaç gün önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki ünlü aktör Tamer Yiğit, durumu ciddileşince hemen yoğun bakıma alınmış. Benim ne hayati riskim var? Efsane oyuncu Tamer Yiğit'i ilk ziyaret eden kişi kadim dostu Adnan Şenses oldu. Tamer Yiğit'in rahatsızlandığını duyunca hemen hastaneye koşan Adnan Şenses'e dostunun son durumunu soruyoruz. Valla son bilgiye sahip değilim ama yani şöyle bir görüştüm. Tamer Yiğit'in damadıyla görüşme fırsatı bulan Adnan Şenses müjdeli haberi veriyor. Merak edecek bir şey yok dedi ama gene de merak ettim geldim. Son durumu hakkında kesin bilgiyi öğrenmeden önce isterseniz usta oyuncunun bugüne kadar neler yaptığını kısaca bir hatırlayalım. 1942 yılında Balıkesir'de doğan Tamer Yiğit bugüne kadar 120'nin üzerinde filmde rol aldı. Olacak, buradan çıkacağım. Sonra başımızın çaresine bakarız. Bir de yağmur yağarsa. Korkma, sana bir kötülüğüm dokunmaz. Yaramı sarmak istiyorum. Bir derginin açtığı Kapak Yıldızı yarışmasını kazanan Tamer Yiğit, kısa sürede Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden biri haline geldi. Amman bozmayın. Biraz şu tarafa doğru bakın, güneş alın, tamam. Bir kıyafet değiştirir misiniz lütfen? Böyle güzel kadınlarla ilişkin olursa başın dertten kurtulmaz. Müdür de tozunu alır adamın. Aferin, iyi gün dostları. Televizyon ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam eden Tamer Yiğit, unutulmaz karakterlere can verdi. Bana bunu nasıl yapar? Onu öldüreceğim. Selçuk Bey. Ve işte Adnan Şenses'le birlikte kadim dostu Tamer Yiğit'in odasına giriyoruz. Yoğun bakımdan çıkan Tamer Yiğit, bakın nasıl hissediyormuş kendini. Kendini nasıl hissediyorsun? Maşallah diyelim Tamer Bey, biz çok iyi gördük sizi. Ambalaj iyi mi, içilmemiş. Adnan Şenses'in hakkında soru sormasına da esprili bir şekilde yaklaşan Tamer Yiğit, bakın ne diyor ünlü şarkıcıya. Adnan Şenses, 51 yıllık eski dostunun bir ihtiyacı olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor bu sırada. Bir şey istiyor musun diyorum, yani herhangi bir heyecanlanmıyorum abi. Eksik bir şeyin var mı? Unuttum onları, şu anda listeye var, gönderirim sana. Koca olan. Hasta ziyareti kısa olur deyip keyifli sohbetimize son veriyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletip usta oyuncu Tamer Yiğit'in yanından ayrılıyoruz. Usta oyuncunun durumu hakkında ilk bilgiyi yardımcısı Fatih Bey'den alıyoruz. Doktorların dediğine göre iyiye gidiyor. Kendisi de kısmetse hafta sonuna doğru çıkmayı hayal ediyor. Bizim gönlümüz, kalbimiz tamamıyla abimizin yanında. İnşallah bir an önce toparlayıp taburcu olacaktır. Eski dostunuz Tamer Yiğit'in durumu hakkında siz neler söyleyeceksiniz Adnan Bey? Bana şikayet etti. Şekeri 340'lardaymış, 350'lerdeymiş. Beni biraz o korkuttu. Şeker konusunda biraz korksa da arkadaşının eski toprak olduğunu da hatırlatıyor Adnan Şenses. Tamer'im şey olarak, fizik olarak güçlü ve kuvvetli. Bu yıl iyi mahsul kaldırdık Sultan. Allah yüzümüze baktı. Tamer Yiğit hayranlarına korkulacak bir durum olmadığını da müjdeliyor Adnan Şenses. Korkacak bir şey yok. İnşallah Cuma günü de kısmet olursa taburcu olacağım diyor işte. Çek 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 çek.